Evet, çok yoruldum ama şuradan devam edelim. Bu ders ile, bu mevzu ile alakalı çok sual geliyor. O yüzden bunu okumak istedim. Sizin için, yani Allah rızası için. Ve Osmanlıca'dan Risale-i Nur'un eserlerin anlaşılması noktasında Osmanlıca'dan bizzat okumanızı tavsiye ve teklif ediyorum değerli arkadaşlar. Ladinice külliyattan da okuyorsunuz, okuyabilirsiniz. Fakat Hasan Ahsen meselesi güzeldir Ladinice eserden okumak. Fakat en güzeli Osmanlıca külliyatı öğrenin, yani okumasını, tamam. Evet, şuradan başlayalım. İkinci mesele. Rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında "Hâdâ kâfir" yazılmış bulunur. O kâfirdir yazıyor alnında. Hadisin meali bu. Tabii ki bu bir nedir? Müteşabih hadistir. Lafzı ve manası ve hikmeti birbirinden çok farklıdır yani. Şimdi bu farkı Üstad Hazretleri bize ders verecek. Tevil ve tefsir edecek. Bakın. Allahu alem bis sevap. Bunun tevili şudur ki o Süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder. Daha herkes yalnız istemeyerek, altını çiziyorum, onu giymekle kafir olmaz. O hadisin devamında, yanlış hatırlamış olabilirim, Allah affetsin, o yazıyı okumak ve yazmak bilen bilmeyen herkes okuyabilecek o yazıyı diye devam ediyor. Üstad Hazretleri demek ki hadisin devamını almamış. Yanlışım yoksa. İlgili kısmı dahil etmiş Risale'ye. Hadisin mealinin devamı bu şekilde. İşte müteşabih hadis olmasının delili de budur zaten. Lafız öyle fakat manası daha farklı. Eğer yazı olsa alim okur, cahil okuyamaz. Demek ki burada bir püf noktası var. O da şudur ki bu bir yazı değildir, simgedir, amblemdir. Tamam mı? İşarettir, logodur yani. Bir mesajdır bu. İşte o simge diyor Said Nursi Hazretleri, üstadım benim. O simge şapkadır yani. Serpuştur. Resmi çizersen tahtaya, çoluk çocuk, alim cahil, herkes onun şapka olduğunu bilir. Ama şapka yazarsan herkes okuyamaz. Çok yorgunum bugün. Şurayı da okuyup bitirelim. Üçüncü mesele. Evet. Sualleriniz varsa daha sonra da alabilirim. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Instagram işte olsun. Skype, Periscope, Twitter, YouTube vesaire. Nurculuk.net sitemizde. Yayınlarımız devam ediyor. Tamam. Uykusuzum, yorgunum. Burayı da okuyup bitirmek istiyorum. Üçüncü mesele. Rivayette var ki beni telefon numarasından arayarak sualde sorabilirsiniz. Zaten kardeşlerle telefonda konuşuyoruz. Güzel oluyor, evet. Üçüncü mesele,
rivayette var ki ahir zamanın müstebit hakimleri hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan, ne güzel ifadeler değil mi? Hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Evet. Allah'a emanet olun.